patlıcanlarımızı ince uzun şeritler haline doğrayacağım. Bunun için bıçağımı da yanıma alıyorum. Rulo saracağımız için kemer patlıcan kullanmak çok daha uygun oluyor bu tarifte. Patlıcanımızı bu şekilde kestikten sonra yine ince dilimler halinde doğruyorum. Şimdi patlıcanlarımızı tezgahımıza diziyoruz bu şekilde. Üzerine şimdi biraz tuz gezdireceğim. Birkaç dakika bu şekilde bekletiyoruz patlıcanlarımızı. Terlettikten sonra da sütle karıştıracağım. Şimdi patlıcanlarımızı beklettikten sonra biraz cam kabımın içerisine alıyorum. Ve burada da şimdi üzerlerine süt gezdiriyorum. Diğer tabağımın içerisine de şimdi biraz mısır unu koydum. Bunu tamamen yayıyorum. Fırında pişirme yapabilmek için de tepsimizi yanımıza aldık. Evet, patlıcanlarımızı sütten çıkartarak mısır ununa bulayıp bu şekilde tepsiye diziyoruz. Evet, şimdi patlıcanlarımızı dizdikten sonra tepsimize fırına götürüyoruz. 200-220 derece arasında 15 dakika patlıcanlarım pişecek. Ben de bu sırada iç harcını hazırlayacağım. Sıcak suyumuzu da hazırlıyoruz şimdi. Evet, yeşil soğanlarımızın saplarını haşlamak için sıcak suyumuzu da koyduk şimdi. İç harcımızı yapabiliriz. Bunun için közlenmiş kırmızı biber kullanıyoruz. Biberlerimizi burnu ağız şeklinde doğrayacağız. Çok küçük olarak. Evet, biberlerimizin hepsini doğradık. Şimdi bunları da cam kasemize alıyoruz. 2 diş sarımsak. Bunları da iyice ezdikten sonra şimdi kasemizin içerisine alıyoruz. Süzme yoğurdumuz. Bunun içerisine tuz ve biber. Güzelce karıştırıyoruz. Evet, iç harcımızı da bu şekilde hazırlamış olduk. Şimdi sıra geldi yeşil soğanlarımıza. Yeşil soğanlarımızı bakın bu şekilde sıcak suyun içerisine daldırıyorum. Sap kısımlarını özellikle. Ve bunları şimdi soğuk suyun altına tutacağım. Yeşil soğanlarımız da hazır. Patlıcanlarımızı bir kontrol edelim. Patlıcanlarımızın durumuna bakalım. Tezgahımıza bu şekilde koyalım. Servis tabağımızı da yanımıza alıyoruz. Şimdi hazırlamış olduğumuz patlıcanlarımıza süzme yoğurtlu harcımızdan içerisine bir miktar sürüyoruz. Bu şekilde. Ve şimdi patlıcanlarımızı da süzme yoğurtlu harcımızın içerisinde kalacak şekilde rulo halinde sarıyorum. Evet, şimdi de patlıcanlarımızı yeşil soğanlı ipimizle saracağız. Yeşil soğanlarımızı bakın bu şekilde açıyoruz. Ve ortadan ikiye de bu şekilde keselim. Bakın ortasına koyuyoruz yeşil soğanlarımızın ve üzerinden de bu şekilde sararak servis tabağımıza alıyoruz. Son patlıcanımı da koyduktan sonra yemeğimi artık servise sunabilirim.